Eskiden sadece konuşmak, mesaj atmak ve yalan oynamak için kullandığımız cep telefonları zamanla o kadar akıllandı ki artık tüm ilgiyi kendi üzerine çekmeyi başardılar. Her seferinde daha da dokunmatik hale geldiklerinden artık onlara dokunmadan duramıyoruz. Aslında akıllı telefonların hayatımıza kattığı ilginçliklerden biri de selfie. Yani namı diğer öz çekim. Özellikle 2014 yılındaki Oscar töreninden beri tam anlamıyla bir selfie çılgınlığı yaşıyoruz. Sanatçılardan sporculara, siyasilerden öğrencilere kadar toplumun hemen her kesiminde hızla yayılan bir salgın söz konusu. Aslında selfie meselesi akıllı telefonlar sayesinde uzun bir süre önce zaten hayatımıza yerleşmişti. Hatta insanlık o kadar çok ayna önünde kendini çeken selfie fotoğrafına maruz kaldı ki en son telefon tasarımcıları telefonun yüzüne de bir kamera koymakta çareyi buldular ve garip garip çubuklar ürettiler. Oysa bundan yaklaşık 20 yıl önce böyle miydi? Bir kere fotoğraf konusunda bu derece alternatifimiz yoktu ve fotoğraf çektirmek zaman ve para açısından oldukça maliyetli bir işti. Ama fotoğraflar o dönemde de sosyal ilişkilerin temelini oluşturuyordu. Yani o dönemin Facebook hesapları bu vesikalık fotoğraflardı ve cüzdanlardaki yeri garantiydi. İnsanlar aile bireylerinin ve sevdikleri kişilerin vesikalık resimlerini cüzdanlarında taşırdı. Yeni bir kişiyle buluştuğunuzda o fotoğraflar cüzdanın karanlık köşelerinden gün ışığına çıkar ve tek tek size tanıtılırdı. Karşınızdakinin size fotoğraf vermesi, ilişkiler de önemli bir dönüm noktası sayılır. Yani hoşlandığınız birinden fotoğraf almanın oldukça zor olduğu dönemler. Çünkü söz konusu vesikalık olduğunda herkes fotoğrafta çok kötü çıktığını düşünüyor. Peki, vesikalık fotoğrafımızı beğenmememizin altında hangi neden yatıyor? Bunun için 1800'ler Fransa'sına küçük bir yolculuk yapmak gerekiyor. Eiffel Kulesi inşa edilmeden 80 yıl önce dünyaya gelen Benjamin Duchesne'in neredeyse tüm ailesi gemiciydi ve muhtemelen kendisinin de gemici olması bekleniyor. Her ne kadar görünüşü ve aksanı bravoslu bir gemiciyi andırsa da kendisi bir bilim insanında olması gereken en önemli özelliklere sahipti. Düzenli kayıt tutma ve hastaları takip etme. Beynimizden kaslarımıza giden uyarılar elektriksel olarak iletilmektedir. Kasların dışarıdan elektrik verilmesi yoluyla kasıldıkları bilgisi Duchesne'den yaklaşık 100 yıl önce Galvani tarafından gösterilmişti. Aslında Duchesne, beynin nasıl elektrik ürettiği ve bunu nasıl ilettiği meselesinden ziyade kasların elektrik yoluyla kasılması kısmına yoğunlaşmıştı. Duchesne'in asıl ilgilendiği kısım ise yüz kasları olmuştu. Kendisi sahte bir gülümseme sırasında yüzümüzde kullanılan kaslarla gerçek bir gülümseme sırasında kullanılan kasların farklı olduğuna inanıyordu. Bunu kanıtlamak için gönüllü kişilerin yüzlerindeki belirli kas gruplarına düşük şiddette elektrik vererek hangi kasların hangi duygusal ifadeye karşılık geldiğini araştırmıştır. Şüphe yok ki Duchesne'in deneyleri üzerine katkısı en fazla olan kişilerden biri yaşlı adam olarak literatüre geçen hastasıydı. Bu kişinin en önemli özelliği yüzünün hissiz olmasıydı. Böylece Duchesne, karşısındakinin acı çekmediğini bilmenin verdiği rahatlıkla deneylerini tamamlamıştı. Bu arada bize bıraktığı muhteşem fotoğraf koleksiyonunu da unutmamak lazım. Duchesne yaptığı birçok deneme sonucunda sahte bir gülümseme ile gerçek bir gülümseme arasında fark olduğunu görmüştü. Yüzümüzde çok fazla sayıda kas bulunmaktadır. Söz konusu gerçek bir gülümseme olduğunda hem ağzımızın hem de gözümüzün etrafındaki kaslar kasılırken sahte bir gülümseme sırasında sadece ağzımızın çevresindeki kaslar kasılmaktadır. Özetle samimi bir gülümseyişte gözlerinizin de gülmesi gerekmektedir. Duchesne'in bu büyük katkısından dolayı gerçek ve içten gülümsemeye literatürde Duchesne gülümsemesi adı verilir. Peki bu farkın oluşması altında yatan sinir bilimsel mekanizmayı nasıl açıklarız? Beynin ortasında limbik sistem adını verdiğimiz bir bölge bulunmaktadır. Bu bölge duygularımızın düzenlenmesinde önemli rol oynar. Örneğin çok sevdiğiniz bir kişiyi tesadüfen yolda gördünüz diyelim. Bu kişiyi görür görmez beyninizin duygu merkezi olan limbik sisteme uyarılar gider. Burası da gerekli yüz kaslarının kasılmasını sağlayan bazal ganglionlar denen bölümü uyarır. Bu devre bir kez faaliyete geçtiği zaman beyninizin düşünerek iş yapan kısımları olaya hiç karışmadan saliseler içinde içten bir gülümseme yüzünüzü kaplar. Peki, sahte bir gülüşte neler olur? Örneğin sizden gülmeniz istenirse, beyninizde nasıl bir aktivite gözlenir? Hemen herkes bir fotoğraf stüdyosuna gitmiştir. O günü tekrar hatırlamaya çalışalım. Garip bir odaya girersiniz, küçük bir tabureye oturmanız istenir ve işkence başlar. Siz içinizden İnşallah bu sefer gözüm kapalı çıkmaz diye endişe ederken fotoğrafçının türlü türlü komutlarına maruz kalırsınız. Tam gülümseyebileceğinize inandığınız noktada fotoğrafçı gelip çenenize hafifçe bir dokunur ya,
İşte bu hareket gerçek gülümsemeye dair son umutlarınızı da yok ederken makinenin arkasındaki fotoğrafçıdan gülümseyin komutu gelir. Fotoğrafçıdan gelen sözlü bilgi alınır ve işitsel korteks ile dil merkezlerinin de dahil olduğu beynin yüksek düşünme merkezleri tarafından anlaşılır. Buradan çıkan uyarılar beynin ön tarafındaki motor kortekse iletilir. Bu bölge keman çalmak ya da iğneden ip geçirmek gibi istemli hareketlerin beynimizde yapılmasını sağlayan bir yerdir. Her ne kadar basit gibi görünse de gerçek bir gülümseme düzinelerce minik kasın uygun sıra ve özenli bir uyumla çalışmasını gerektirir. Eğer siz bu işi bilinçli bir şekilde motor korteks ile yapmaya kalkışırsanız hiç ders almadan klasik bir parçayı çalmaya çalışmak gibi zorlu bir işe dönüşür ve gülümsemeniz başarısızlıkla sonuçlanır. İşte tam da bu nedenle ne zaman vesikalık fotoğrafınıza baksanız o garip yüz ifadesi karşınızda sırıtıyor olacaktır.